Sonra ne oldu? Sonra yine kaçtı kurban. Ben de mutfaktan bir tane kutu aldım. Gülter teyzem verdi bana. Neden istediğini bilmiyordum ama. Sonra kutuyu alıp kurbanın üstüne kapadım. İnanmıyorum. Altından sevdim kaçmasın diye. Dedeciğim, kurban sihir yapmaz mı ama? Anne, sihir ne? Yapar. Ben Yeşim'e söyledim ama dinlemedi. Yine de kurbağalarla oynattı çocuğu. Ben oynatmadım ya, Mustafa oynattı, ona söylenin. Bulsam söyleyeceğim. Mustafa nerede kaldı? Yap, hallederiz. Merak etme sen. Çocuk bu insan bir kere. Sahi Mustafa nerede? Trafikteymiş, geliyor. Ha. Doğru, bu saatte çok trafik vardır şimdi. Köprü çok kalabalık ya, onun üstünde kalmıştır şimdi. Çok güzelmiş. Kıyafetleri de şahane. Kendi tasarım mı acaba? Harika görünüyor. Yakışır. Elif Hanım, tekrar hoş geldiniz. Buyurun, sizi odanıza kadar eşlik edin. Tekrar hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Odamın ilk misafiri olmuş oldunuz böylece. Elif Doran. Güzel isim. Ezgi Kara bademli. Sizinki de güzel bir isim. Hangisi kocanızın? Bademli. Zaten Kara'ya sınamamıştım. İyi oldu değiştiği. Genellikle hoş geldin hediyesi olarak çiçek çikolata uygun görülür. Ama ben size özel bir şey vermek istedim. Çok sevdiğim bir tasarımcıya ait bu kolye. Size de böylesi yakışır diye düşünmüştüm. İzninizle kendim takmak isterim. Deniz ya, bu leke çok çirkin. Ben onu düzelteyim mi? Tamam da nasıl yapacağım? Doğum lekesi o, çıkmaz ki. Süsleriz o zaman. Boyarız üstünü. Tamam. Saçlarınızı kaldırır mısınız? Kopçasını takacağım. Hayal ettiğiniz gibi oldu mu? Kolyeden bahsediyorum. Hayal ettiğiniz gibi oldu mu boynumda? Sevgilim, burası artık benim odam değil. Elif Hanım'a verdim. Elif Hanım bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Dün gece sana söylemeyi unuttum. Senin odanla benim odam aynı katta. Dün pek tanışma fırsatımız olmadı. Hadi hep birlikte bir öğle yemeğine çıkalım. Çok iyi fikir. Kocam hep açtır. Hayır demem mümkün değil. Hadi gidelim. Anlatsanıza nasıl evlendiniz? Bayılırım aşk hikayelerine. Anlat. Biz nasıl evlendik Ezgi? Basit. Aşkla. Ama sizin hikayeniz daha ilginç. Sen onca seni kim olduğunu bilmeden yaşa. Sonra biri gelsin, sen Nusret Beran'ın torunusun desin. Film gibi resmen. Önce şu sizi bizi bırakalım olur mu? Hepimiz aynı yaşlardayız galiba. Aynı yaşta olduğumuza bahse girerim. Yok. Ben biraz küçük gösteriyorum. Senden büyüğümdür. Her neyse. Nasıl oldu? Neler oldu geçmişinde? Vallahi pek hatırlamıyorum. 3 yaşındaymışım kaza olduğunda. Anneniz babanız o kazada ölmüştü değil mi? Evet. Ölmüşler yani. Ben de tüm resimler silik biraz. Daha sonra öğrendim detaylarını. Ama anlattıklarına göre bir ata çarpmışız. Öyle olunca da babam direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, uçurumdan düşmüşüz. Siz nasıl kurtulmuşsunuz peki? Vallahi orası meçhul. Beni yetiştirenler yol kenarında bir çalılığın içinde bulduklarını söylediler. Kaza falan da görmemişler. Yani uçurumdan biraz mesafe varmış herhalde aramızda. Herhalde arabadan... Kaza sırasında fırladım. En mantıklı açıklaması bu. Kemer? Hangi kemer? Emniyet kemeri. Çocuk koltuğu var ya arabada. Nasıl fırlayacaksın arabadan? Takmamışlar demek ki. Hadi siz anlatın. Nasıl tanıştınız Emre'yle? Daha sonra anlatırız. Hadi biz kalkalım. Benim bir randevum var, geç kalmayayım. Benim bir acelem yok. İlk günüm sonuçta. Benim de acelem yok. Biz biraz daha otururuz değil mi? Olur. Hadi sen gecikme o zaman Ezgi. Ben de 1 saate kadar falan gelirim. Birer çay içelim mi? Olur. Bakar mısın? Buyurun efendim. 2 çay alabilir miyiz? Hemen. Afiyet olsun. Demek Perihan Hanım sizi tek başına büyüttü. Babanızı ne zaman kaybettiniz? Ben babamı hiç görmemişim. Annem bana 4 aylık hamileyken babam ölmüş. Aklınız başka bir yerde gibi. Eğer işiniz varsa kalkabiliriz. Yok, hayır, bir işim yok. Sadece eskiden tanıdığım birine çok benziyorsunuz. Yani bu kadar yakın oturmasak sizi o zannederdim. Uzaktan mı benziyoruz yani? Görüntü olarak çok benzeseniz de aranızda çok fark var. Gözleriniz, ifadeniz ve gülüşünüz, ondan ayrılıyorsunuz. Alo. Aa, öyle mi? Tamam. Hemen geliyorum. Emre. Benim kalkmam lazım. Tamam. Benim de kalkmam lazım zaten. Tekrar memnun oldum. Ben de. Ezgi ve Emre ile ilk karşılaşma zorluğunu atlattın. 5 yıllık bir hazırlıktan sonra. Sayende her duruma hazırlan. Ne kadar hazırlansan da düşmanını karşında görmek, onun yüzüne gülmek kolay değil. Mezun olup işe girmek gibi. Her an bir hata yapacağım kaygısı olur ya. Ama artık o da geçti. Peki ya duyguların? Özellikle Emre'yi karşında görmek. Nasıl hissettirdi? Kızgınım Fırat. Eskisinden de kızgınım. Kendimi o kadar aldatılmış, o kadar kandırılmış hissediyorum ki. Ezgi ile evlendiğini bilmek, duymak başka bir şey. Karşımda kocası olarak oturduğunu görmek başka bir şeymiş. Bugün bana uzaktan bakınca tanıdığı birine benzediğimi söyledi, biliyor musun? Ama yakından benzemiyormuş. Yani gülüşüm, havam benzemiyormuş. Akıllı çocuk. Deniz o gün uçurumdan düştüğünde öldü zaten. Ben artık başka biriyim. Hayır canım. Deniz onlar için öldü. Benim içinse her zamanki Deniz. Abla! Deniz'i unutturardılar zaten, akla Kara'yı seçti. Yani şimdi tekrar Emre'nin kafasına o kızı mı sokacaksın? Ozan! Nasıl girdin sen buraya? Çık çabuk! Toplantı var burada. Pardon. Doran Holding'de çalışmak, büyük bir ailenin parçası olmak gibidir. Bir ailede büyüklerin yol göstermesi, küçüklerin büyüklere saygıyla yaklaşması uyumun temelidir. Ki bu uyum şirketimize büyük başarılar getirmiştir. Ben şirketin CEO'su olarak çalışanlarımla birlikte güçlü bir şirket geleneği kurup yaşatmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sizinle de uyum içinde çalışacağımızdan eminim. Ekibim adına tekrar ailemize hoş geldiniz Elif Hanım. Teşekkür ederim Perihan Hanım. Mirasıma bu şekilde sahip çıkmış olmanız çok güzel. Ailemin adını taşıyan bu şirkete olan katkılarınız için ayrıca teşekkür ederim size. Sizin de bir miktar hisseniz var. Kendinizi aileden görmeniz çok normal. Tabii burası sizin de eviniz. Birlikte çalışmak çok güzel olacak. Bu şirket gerçekten benim evim. Elif Hanım, yuvam gibi sever, bakar ve kollarım. Nihayetinde sahip olduğum hisseler bana ölen kocamdan kaldı. Yani sizin kadar burası benim de mirasım. Sadece çok açık verdim mi? Yani Ozan birden girince odaya panik yaptım Fırat. Ben onu kandıramam. Üzgünüm. Çok iyiydin. Ya tekrar karşılaşırsak? Yani o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Ozan benim koynumda büyüdü. Ben ona ne dersem diyeyim o inanmaz. Tanır beni. Onu da inandırmak zorundasın. Gerçeğin biraz yoktur. Ya Ozan tüm gerçeği öğrenecek ya da bu savaşın dışında kalacak. Haklısın. Ozan bu savaşın dışında kalmalı. Hadi çıkalım. Sofra telaşı başlamıştır yani. Ne yapıyorlar? Ay içeride konuşuyorlar. Şu şirkette Perihan diye bir kadın var. Onun hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ay ben de o kadını bir türlü sevemedim. Yani ne zaman adı geçse geriliyorum vallahi. Ben biraz hava almaya çıkacağım. Gecikmem ama çabuk gelirim. Tamam sorarlarsa söylerim Elif Hanım. Al kızım. Onları da ver. Tamam kızım, tamam. Hadi. Hadi sen git, ben burada bekliyorum. Ya bu sefer sen git. Hadi. Ozan, yarın arabayı servise götürteceğim, sakın kullanayım deme. Kolay gelsin. Sibel Hanım. Merhaba, günaydın. Ben hemen geliyorum. Perihan Hanım odasında mı? Henüz gelmediler efendim. Ama benim yardımcı olabileceğim bir konu olursa... Ben odamda numuneleri inceleyeceğim. Ayrıca son 5 yıldır kullanılan, yayınlanan tüm katalogları istiyorum. Tabii efendim. Ben hemen hazırlatıp odanıza gönderirim. Teşekkürler. Rica ederim. Merak ettim. Uzun kaldım bu sefer. Babanın yanında. Galip abi senin baban. Alıştır kendini baba deme. Perihan'ın keyfini kaçırmaya hazır mısın? Evet, hazırım. Peki, Ezgi Hanım'ın keyfini kaçıracak dokümanlar da bunun içinde mi? Orada. Ezgi'nin tasarımlarının hiçbir satış değeri olmadığını kanıtlayabilirsin. O zaman şu ana kadar yapılan bütün tasarımlar çöpe gidebilir, öyle değil mi? Keyfine bak, kavgada yumruk sayılmaz. Ben Nusret amcanın yanına gidiyorum, birazdan orada görüşürüz. Tamam, ben de şunları inceleyeyim biraz, gecikebilirim. Sorun yok, biz başlarız, sen gelince tamamlarsın. Bizi bilen kalmadı yani. Nusret Bey, devir artık çok değişti. Yani şimdi ayakta kalmak bile büyük başarı ki biz Oldukça karlı bir şirketiz. Hoş geldin Elif, geç yavrum. Teşekkür ederim. Sana kısaca özetleyeyim. Eski köklü müşterilerimizden hiçbiri kalmamış. Onun yerine küçük müşterilerle işi dengelemeye çalışmışız. Marka değerimiz can çekişiyor. Yani piyasaya yeni bir katalog, yeni bir tasarım sunmamışız. Şaşırmadım. Ben bugün son 5 yıla ait kullanılan tasarımları, numuneleri ve katalogları inceledim. Bu ve buna benzer birkaç tasarım dışında kayda değer hiçbir yenilik yok şirketimizin. Doğal olarak marka adına hiçbir varlık göstermemişiz. Tasarımlarımı beğenmedin yani. Hiç kimse beğenmemiş olmalı Ezgi. Kusura bakma ama hiçbir tasarım denemeniz müşteriye ulaşmamış. Nasıl ulaşmadı? Tabii ki ulaştı. Nereden çıkardın acaba bunu? Eski tarihli sipariş formlarından. Bakmak ister misin? Ayrıca numuneleri incelerken bir gömlekle ilgili Fırat Bey'e danıştım. Rasim adlı gömlek markasının uzun yıllardır şirketimizde gayet ekonomik fiyatlarda üretildiğini öğrendim. Doğru. Bunun için Fırat Bey'in zamanını almanıza gerek yoktu. Herhangi birine sorsanız size söylerdim. Uzun zamandır biz yapıyoruz. Şirkete ek gelir sağlıyor Nusret Bey. Oldukça düşük bir ek gelir. Personelimizi ve makinalarımızı yoruyor. Ben tabii Fırat Bey'e de danıştım bu konuyu. O da benimle hemfikir ama bu müşteriye sizin onay verdiğinizi söyledi. Benim önerim bu müşteriye hizmet vermeyi bırakmak. Ha, yani o zaman her şey yoluna girecek mi? Yani bu müşteri gidince biz ünümüze ün mü katacağız? Tabii ki de hayır. Ama imkanlarımızı bu tür zamanımızı çalan işler yerine kendi tasarımlarımıza harcayacağız. Size yeni bir katalog sunmayı öneriyorum. Bizzat kendi ellerimle çizeceğim. Harika bir fikir. Ben tamamen destekliyorum. Ben de tamamen destekliyorum. Bence de harika bir fikir. Elif Hanım, gençliğinizin verdiği ateşle böyle her şeyi tarumar edip yeniden başlama arzunuzu anlayabiliyorum. Ancak kurulu bir düzeni yıkıp yerine yeniden başlamak, yeniden yapılanmak oldukça maliyetli bir iştir. Değil mi arkadaşlar? Elbette. Öyledir. Ama ben gene de bu fikri denenmesinden yanayım. Nusret Bey. Buyurun. Şirketimizin kurucusu ve en büyük hissedarı olarak size saygı duyuyorum. Ama böyle bir değişimi ancak yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirebiliriz. Bu teklifi yönetim kurulunda tartışmaya sunuyorum. Ben varım. Ben de varım. Uzun zamandır kimse kartlarını açık oynamıyordu. Bakın bu hava bana şimdiden iyi gelmeye başladı. Tamam. Hadi o zaman. Tamamdır. Bu arada sevgili dostlarım, işler bir yana. Hepiniz dostumuzsunuz, ahbabımızsınız. Benim ve torunlarım için bir kavuşma partisi yapmaya karar verdim. Cuma akşamı bir yere söz vermediyseniz sizleri evimize bekliyorum. Bize mutluluk katarsınız, şeref verirsiniz. Siz davet edersiniz de gelmez miyiz? Tabii ki gelin. Olur mu? Bazen suçluluk diyorum Fırat. Nusret Doran'ın bize gösterdiği sınırsız sevgi, güven. Utandırıyor beni. Utanılacak bir şey yapmadık. Sen Nusret Bey'e hayata tutunma sebebi oldun. Çaresiz denen hastalığıyla mücadele etme azmi verdin ona. Sakın aklından çıkarma Deniz. Nusret Bey bilerek, isteyerek bana yaşamak isteyeceğim hayatı verdi. Bilse sana da verirdi. Öyle koca gönüllü bir adam. Seni bilmiyor olması hiçbir şey değiştirmez. Aşkım, bana su getirir misin? Çok susadım. Tabii. Hoş geldin. Ne güzel parti. Elbisen çok güzelmiş. Kendin mi çizdin? Hayır, hazır aldım. Sen? Üstündekini kendin mi çizdin? Yok. Çok özel bir tasarımcıdan aldım. Şükran Atölye. Şükran imzasını taşıyor. Ha tabii. Sen Amerika'da olduğun için bilmezsin. Çok eşsiz tasarımları vardır. İstersen tanıştırabilirim. Olur. Mutlaka tanışırız. İyi eğlenceler. Sana da. Merhaba. Merhabalar Perihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkürler, siz de öyle. İzninizle. Bakıyorum Elif Doran'la çok iyi geçiniyorsunuz. Ya, bayılıyoruz birbirimize. Yönetim kurulundan Can Bey sıkılmış görünüyor. Onu da bizim tarafımıza transfer etsek iyi olur. Yani kurulda lehimize oy kullanması fena olmaz. Bak sen bizim paşaya. Neredesin sen Kerem? Seni arıyorum dakikalardır. Gel bakayım. Yorulmuştur Emre. Bizim anlaşmamız var. Beni odama kadar götürecek. Vallahi çok yakıştı eline. Adın ne bakayım senin? Kimin çocuğusun sen? Kerem. Ne yapıyorsun bakayım gel. Adı Kerem ablası. Torunumun çocuğu, Elif'in oğlu. Duydum ki el döker Poyraz'a eski, taze çiçeklenmiş bahara yazak eski. Gel gör ki ben de rüzgar, en sert Poyraz'a eski, taze çiçek. Ne kadar şanslısınız Nusret Bey. Yani bir torun ararken iki torun bulmuşsunuz. Çok haklısınız. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Fırat'a müteşekkirim. Ben torunumu arayıp dururken o ikisini birden buldu getirdi. Aa, siz birbirinizi bulduğunuzda bu küçük tatlı çocuk vardı yani. Kaç yaşında Kerem? 6. Sen 6 yaşında mısın bakayım? Bence sen olsan 5 yaşındasın. Hayır, ben 6 yaşındayım. Evet, biz sizin müsaadenizi isteyelim. Kerem'in yatma vakti geldi çünkü, değil mi? Hadi bakalım, hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Sevdi seni. Ay, ne kadar güzel oldu Nusret Bey. Gerçekten yıllar sonra burada olmak. En son Nedim öldüğünde gelmiştim buraya. Bunun sebebi eşin öldüğünde benim de evlat acısı çekiyor olmamdı. Üstelik bir de kaybolan torunumu arıyordum. Çok zor günlerdi ikimiz için de. Ölene çare olmuyor maalesef. Ama bak, torunum yanımda. Evet, ne güzel. Neyse, hadi çocuklar. Tekrar çok memnun oldum Elif Hanım. Teşekkür ederiz. Bazı insanlar 9 canlı oluyor. Henüz 1 can gitti. Kaldı 8. İyi geceler Elif. Küçük adama selamımı ilet lütfen. Onu odasına ben götürecektim ama olmadı. Alacağım olsun benden. Tamam. Küçük adama benim de selamımı ilet. Senin de çocuğun varmış, sır gibi sakladın yani. Sürprizler hiç bitmiyor. Bu ne Efkar? Uyumamışsın. Uyku tutmadı. Ezgi şimdi Kerem'e taktı. Çocuğum olduğunu görünce tutuştu resmen. Görmeliydin. Sen neredeydin bu saate kadar? Çok uzun sürdü dönmen. Rasim'in yanına gittim. Her şey istediğim gibi gitti. Korkuyorum o adamdan. Galip'in kızı olduğumu öğrenince hiç rahat bırakmayacak bizi. Bir gün öğrenecek. Ama sana dokunamaz. İzin vermem. Senin için de endişeleniyorum. Mecburum o adama yaklaşmaya. Babamın mirası ile ilgili gerçek vasiyetname Rasim'in kasasının içinde. O kasaya ulaşmadan bana rahat yok. Diyelim ki bir gün babanın mirasına kavuştun. O zaman zengin oldun demektir. Paranın peşine düşecek biri değilsin ki. Sahte bir vasiyetle Perihan her şeyimi elimden aldı. Kanıma dokunuyor. Babamın kemikleri sızlıyordur. Bunu nasıl yanlarına bırakırım? Bazen sana, bana Ne daha fazla zarar verirlerse diye korkuyorum. Hem senin hem benim çocukluğumuzu çaldılar. Biz çok bedel ödedik. Şimdi bedel ödeme sırası onlarda. Biz sıramızı aldık. Senin gibi biriyle kader birliği yaptığım için çok şanslıyım. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Hadi git dinlen biraz. Yorgun gözüküyorsun. Evet. Yarın beni Elif'e götürür müsün? Onunla görüşmek istiyorum. Tamam.